ülkelere göre kripto para hacimlerini değerlendiriyor. Biz de bunun hakkında konuşacağız. Genel hatlarıyla nerede, hangi ülkede ne gibi bir hacim dönüyor ve burada daha çok hangi kripto paralar oynanıyor diye bunun üzerine konuşacağız. Tamam mı? Şimdi bu değildi ya, şuydu. Şimdi diyor ki, aşağıda orada böyle haber var. Ülkelere göre kripto para hacmi sıralaması yayımlandı. ABD'nin ardından ikinci sırada sürpriz var. Allah Allah, nasıl bir sürpriz olabilir? ABD, şimdi ABD'den konuşuyor. Burada tek tek veriyor mu bunları? Vermiyor mu? Allah Allah. Bakayım şöyle, Hindistan, ABD ne alaka? Diyor ki, şimdi ABD'den konuşacaksak, ABD'de tabii ki her ülkede, çoğu ülkede olduğu gibi Bitcoin ve Ether kullanımı çok fazla muhakkak ya. Her yerde öyle zaten de Bitcoin ve Ether alımı çok fazla. Bazı kripto paraların ekstradan popülerliği mevcut. Şu an 3. sırada da Dogecoin var. ABD'den konuşacaksak Bitcoin, Ether 3. sırada Dogecoin. Normalde rank bakımından, hani piyasa değeri bakımından Dogecoin tabii ki 3. sırada değil. Ama kripto ortamının sadece ABD halkı üzerinden döndüğü bir ütopyada aslında Dogecoin burada rankı hashtag 3 olarak görecektiniz. Tutmaları çok fazla. Sadece bireysel yatırımcılar değil, bankalar tarafından vesaire de Dogecoin'e ciddi yatırımlar olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda ABD tarafında Shiba inanılmaz derecede tutuluyor. Yine az önce kurduğumuz Ütopya'da Shiba'yı şuraya girdiğiniz zaman sadece ABD'de değerlendirdiğimiz bir süreçte siz Shiba'yı burada 6. sırada görecektiniz. 20 küsür sırada değil, 20 sırada değil. 6. sırada görecektiniz. Ve bu artan bir şekilde sürekli olarak devam ettiği için nitekim Shiba'nın ilerleyen aylarda ve yıllarda ABD halkının çok fazla talep gösteriyor olması münasebetiyle muhtemelen daha da ilerlerde göreceğiz gibi gözüküyor. Yani şu anda Shiba'da hem ortalamanın çok üzerinde bir tutma var. Aynı zamanda sadece bu değil, artan bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. XRP Coin ABD'de kendini sıfırdan inşa etti. Bu noktada rankı ABD tarafında aslında şu an bulunmuş olduğu pozisyonlarda değil, çok daha aşağı noktalarda olduğunu biliyoruz. Bu negatif bir durum mu? Hayır, bu kesinlikle negatif bir durum değil. Bu pozitif bir durum. Nitekim Shiba için de yani önemli olan bunu yakalamış olması değil. Bak, Binance şu anda piyasanın en büyük kripto para borsası mı? Evet mi? Evet. Ama bundan bir iki sene sonra ne olmasını bekliyoruz? Peki Binance şu anda iyi bir borsa mı olmuş oluyor? Büyük bir borsa olmuş oluyor. Ama küçülecek bir borsa olmuş oluyor. Dolayısıyla XRP'ye eğer ki siz şu anda başarılı bir kripto para diyorsanız, bunun 5. sırada olmasını bir başarı adlediyorsanız, yanına bir de şunu koyun. Bundan bir iki sene sonra bu kripto para ABD halkı tarafından da çokça tutulan bir kripto para olacak. Şu an mevcut elindeki büyüklüğü ABD tarafından ambargolarla ve SEC yüzünden geri bırakılarak bu kadar başarıya ulaştı. Şu anda halk yeniden ve kurumsallar yeniden akın etti. Ve bu akın sürüyor. Öyle ki piyasa içindeki son durumlara rağmen, bu kadar düşüşe rağmen XRP toplaması artıyor. Bence ne demek istediğimi anladınız ve bu yatırımcılığın ana, genel ve en büyük vizyonudur aslında. Şiş bir şey değil. Yükselecek bir şeyi alın. Bir şeyin büyük olması büyümeye devam edeceği anlamına gelmiyor. Chain Analysis'in yakın tarihli bir raporuna göre Hindistan tahmini ham kripto para işlem para birimi işlem hacmi açısından küresel olarak ikinci sırayı aldı. Muhakkak Hindistan'da biliyorsunuzdur en popüler kripto para birimi Shiba. Shiba'ya, Shibcoin'e, Bona, Lash'e bayılırlar. Öyle ki en popüler olduğu zamanda bile Pip'in en popüler olduğu, en dünya çapında popüler olduğu zamanda bile bir Hindistan yerel borsası Bon, Pip, Floki hangisini listeleyelim diye sorduğunda %85'in üzerinde, yanlış hatırlamıyorsam %87 ile Bon token'ı listele cevabını almıştır. Hindistan halkı Shiba'ya resmen
bayılır ve bu çok büyük bir durumdur. Nüfusunun farkındasınız. Bu da Vitalik Buterin'in yaptığı bağıştan geçmektedir. Aynı zamanda Hindistan halkı Matic'i de çok sever. Çünkü Polygon yine Hindistan tarafına bağışlarda bulunmuş ve burada çok fazla yerelle ortaklığı bulunmaktadır. Nitekim Polygon ekibinin de CEO'su dahil olmak üzere bir kısmı da Hintlidir. Yani Matic'i de çok severler. Hindistan'ın kripto pazarının vergi yasalarını çevreleyen karmaşıklıklara rağmen ülkenin arkasında sıralanan İngiltere, Türkiye ve Rusya'dan daha iyi performans gösterdi. İngiltere'nin en popüler kripto para birimi şu anda yine Shiba'dır. Bitcoin ile Ether'i saymıyorum farkındaysanız. Hepsinde bu zaten. İngiltere'de Shiba çok ciddi anlamda tutuluyor. Bayağı bir popüler. Peep de bayağı popüler bu arada. Peep'i de çok seviyor İngilizler. Türkiye bizde şunlar çok popülerdir. Shiba çok popülerdir. Launch bayağı popülerdir. Pnetwork çok popülerdir. Raka, Kik kriptoları çok popülerdir. Bunların popülaritesi yüksektir bizde. Rusya'dan diyor daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Rusya vatandaşlarında Waves yine popülerdir. Zilliqa popülerdir. Haricinde Rus vatandaşlarının görece stable coinler üzerinden hareket ettiğini, bu savaş halinden olsa gerek, aynı zamanda Bitcoin ve Ether'de ve major coinlerde çok yoğun kaldıklarını görebiliyoruz. Hindistan'ın küresel kripto benimseme endeksine göre tabandan benimsemede dünyayı liderlik ettiğini belirtiyor. Ülke Bitcoin ve kripto paralarda Temmuz 22'den Haziran 23'e kadar yaklaşık neredeyse 300 milyar dolarlık şaşırtıcı hacim kaydetti. Bu etkileyici büyüme sektör için zorlu bir düzenleyici ve vergi ortamına rağmen gerçekleşti. Tam buralara geç. Ne varmış benimsemeye göre? Hindistan, Vietnam varmış. Vietnam'da da inanılmaz popülarite var. Vietnam'da ayrıca az önce adını geçirdiğimiz Pnetwork yani Pcoin korkunç derecede popülerdir. Madenciliği yapılabilir ama Pi'ye finansal bir enstrüman olarak bakmayın. Nitekim regülatörler tarafından da tokat yiyebilir Pi. Çünkü alım satımının olmaması bunu herhangi bir noktada bir sınıflandırmaya tabi tutamadıkları sorunuyla karşılaştırıp ambargo ihtimalini olabildiğince de güçlendiriyor. Tayland bu noktada yakın zamanda 500'e yakın altcoin'i listeleyip bunların legal olduğunu ve borsalar tarafından da listelenebilir olduğunu açıklamıştır. Burada adı geçen şeylerin, ülkelerin de büyük bir çoğunluğu zaten kripto dostu ülke olarak geçmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.